Merhaba. Daha önceki meyve sebze dezenfeksiyonu nasıl yapılır videomda meyve sebzelerin fiziksel bulaşılara, pestisit yani ilaç kalıntılarına ve parazit bakterilere karşı nasıl temizlendiğini ayrıntılı olarak videomda anlatmıştım. O zaman da bahsetmiştim. Koronavirüse karşı etkili değildi. Bugün ise bir etil alkolle koronavirüse karşı kendi dezenfektanımızı yapacağız. Biliyorsunuz tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Bizler de ülke olarak 2020 Mart ayından bu yana ciddi bir mücadele içindeyiz. Gıdaların bu virüse karşı etkileri de kafaları ciddi ciddi kurcalamaktadır. Acaba meyve, sebzeyle, gıdayla geliyor mu, bulaşıyor mu, bulaşmıyor mu? Bu büyük bir soru işareti. Genel itibariyle kolay kolay bulaşmıyor. Ancak bir koronavirüs hastası öksürmüş, hapşırmışsa meyve sebze ve biz aldığımız anda temas ettiğimiz anda onu taşıyabiliriz vücudumuza. Bu sıkıntı. Koronavirüs zarflı bir yapıya sahip. Yani dış katmanı lipid yağ tabakasından oluşuyor. Yağ tabakasının ortadan kalkması virüsün de ortadan kalkmasını sağlayan bir etkendir. Ve bu yağ tabakasını çıkaran tek şey de alkoldür. Etil alkol karışımıdır. Bizler o yüzden bu dönemde genellikle ellerimizi kolonya tarzı ajanlarla temizlemekteyiz. Ancak kolonyayı meyve sebze temizliğinde kullanamıyoruz. İşte bir takım esanslar kullanılıyor, aromalar kullanılıyor ve bu meyve sebzede kalıcı bir koku bırakabiliyor. Dolayısıyla kolonyaya nasıl yapılıyorsa onun aromasız, esanssız halini birlikte yapacağız. Gıda temizliği için ne yapabiliriz bakalım. Bu dönemde meyve sebzeleri de mümkünse pek kabuklu yememekte fayda var. Çünkü kabuğa koronavirüs tutunduysa o bize daha kolay gelebiliyor. O yüzden sadece bunu kontrollü bir şekilde, dikkatli bir şekilde temas etmeden eldivenle alırsak, kontrol edersek ve temizlersek o zaman virüs bize bulaşmayacaktır. Bu hazırlayacağımız, biraz sonra yapacağımız karışımı meyve sebzelerin yüzeyine bir pamuklu bez yardımıyla püskürtebilir veya damlatabilir. O şekilde sürerek yapacağız. Şimdi birlikte bu karışımı nasıl yapıyoruz bakalım. Öncelikle tarımsal kökenli, %96'lık tarımsal kökenli etil alkol temin edeceğiz. Kesinlikle metil alkol olmayacak. Etanol kelimesini görürseniz etanol etil alkolle aynı şeydir. Bir farkı yoktur. Etanol de olur, etil alkol de olur. Öncelikle ben üzerini kapatmıştım alkolün uçucu etkisinden dolayı. Bir mutfak terazimiz varsa iş daha kolay. Çünkü bize ilk etapta biz 250 mililitrelik bir karışım yapacağız. 250 mililitrelik bir solüsyonun %80'den fazla alkol içermesi için, çünkü 96'lık da alkol belli miktar su gerekiyor içerisine. Ölçüyü hesapladığımızda %83 oluyor. Yani nasıl su bardağının biraz büyüğü, darasıyla sıfırını aldık. Etil alkolümüzü 210 mililitre boşaltıyoruz. Evet, tam 210 mililitre. Bir ölçü bardağımız var. Şimdi 210 mililitre etil alkolü bunun içerisine boşaltıyorum. Ardından 40 mililitre su gerekiyor. %83'e çekebilmek için. Onu da hesapladığımızda şöyle yapıyoruz. Gene sıfırlayalım. Ölçü kapımız şurada. Sıfırladıktan sonra bu bir kahve fincanı. Standart olur genel. Standart kahve fincanı. 40 mililitre su bir kahve fincanı tam yarısına denk geliyor. Bakınız. Tam 40 mililitre. Ve bunu da etil alkolümüze koyduktan sonra bir kaşık yardımıyla etil alkol ile suyu karıştırıp homojen hale getiriyoruz ve karışımımız, görmüş olduğunuz karışımımız %83 etil alkollü dezenfektanımız hazır hale geldi.
Şeyi de bahsedeyim. Mesela bu standart ölçüdeki bir su bardağıdır. Bu su bardağının su ölçüsü 170 mililitredir. Bunu biraz aşan, biraz daha büyük olan bardak kullanmakta fayda var. Eğer ki elinizde mutfak terazisi varsa iş zaten çok kolay oluyor. Ve bu işlemi yaptıktan sonra şimdi meyve sebzemizi nasıl dezenfekte ediyoruz? Onu yapalım. Ben koronavirüs riskine karşı eldivenle çalışılmasını tavsiye ediyorum. Bir eldiven taktıktan sonra cerrahi bir eldivenle daha önce hazırladığım solüsyonu kullanacağım. Bunu etkin olarak kullanmaktayım ben de. Örneğin bir salatalığımıza üzerine sıktık. Hafif şöyle ovaladık. Yani uçucudur da aynı zamanda. Yani buharlaşır da gider. Ama silebilirsiniz de. Ardından durulayarak koronavirüs varsa eğer tamamen imha etmiş oluyorsunuz. Bir tane daha yapalım. Mesela şu eriğimizi de yapalım. Bu tip yüzey yapısı alkole müsait olan meyve sebzelerde iş çok kolay. Eğer ki böyle görmüş olduğunuz bir semizotuysa, şimdi dönemi değil ama çilekse, bunları dezenfekte etmek çok zor oluyor. Bunlarda bir müddet karbonatlı sirkeli suda bekleteceğiz. Bunlarda böyle bir sıkıntı var. Alkolle bekletmekte, alkolle muamele etmekte çok bir etkin sonuç alamayız. Dolayısıyla bu işlem daha çok katı yüzeyli, sert yüzeyli, kabuklu meyve sebzeler için geçerlidir. Ve daha önceki videoda da bahsetmiştim. Bazı uzmanlar meyve sebzelerinizi sabunlu suyla veya sabunla temizleyin dese de kesinlikle katılmıyorum. Sabun kokusu itibarıyla ve içerdiği kimyasal itibarıyla gıdanıza geçebilecektir. Aynı şekilde çamaşır sulu solüsyonlar hazırlayıp koronavirüse karşı temizlik de son derece yanlıştır. Çünkü çamaşır suyu çok sık yapılan bir işlem olduğunda çamaşır suyu koklandığında ciddi sağlık problemlerini yol açar ve gıdada kalıcı kalıntı izi bırakabilmektedir. Etil alkolden bahsedeyim. Etil alkol yanıcı ve parlayıcı olduğundan mümkünse ateşten uzak bir ortamda bu işlemi yapmakta fayda var. Bu virüs aynı zamanda 75 derece ve üzerini gördüğünde de sıcakta fırında yani 75 derece üzerini gördüğünde de parçalanıyor. Kuru yemişleriniz, ne bileyim kuru meyveleriniz, bakliyatlarınızı da 10 dakika 75 derece fırın ayarında hazır virüsün o yağlı tabakasından arındırabilirsiniz. Temizlemiş hale getirebilirsiniz. Sizler de evinizde kolayca etil alkollü suyu yani %83'lük bir dezenfektanınızı hazırlayabilirsiniz.